Sayın Genel Başkanım, muhterem milletvekili arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, muhterem misafirlerimiz, muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 27. dönem 6. yasama yılı 6. grup toplantımızı açıyorum. Yeterli çoğunluğumuz vardır. Toplantımıza geçmeden evvel bugünkü grup toplantımızı şereflendiren kıymetli misafirlerimizi takdim ediyorum. Afyonkarahisar İl Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile İl Genel Meclisi üyeleri, Merkez İlçe, Başmakçı, Bayat, Çay, Çobanlar, Dağskırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İşçehisar, Kızılören, Sandıklı, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri. Başmakçı, Kızılören, Beyyazı, Çayırbağ, Değirmen Ayvalı, Fethi Bey, Işıklar, Nuri Bey, Sülün, Karacaören, Ahmet Paşa, Kırka, Serban, Kılıç Aslan, Döğer, Kayıhan, Seydiler belediye başkanlarıyla belediye meclisi üyeleri. Bayburt İl Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle İl Genel Meclisi üyeleri, Merkez İlçe, Aydıntepe, Demirözü, Gökçedere ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri. Bayburt Belediye Başkanı, Aydıntepe ve Gökçedere ilçe belediye başkanlarıyla belediye meclis üyeleri, Türkav İl Başkanı, Bayburt İl Ocak Başkanı ve yönetimi, Kütahya İl Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile İl Genel Meclis üyeleri, Merkez İlçe, Tavşanlı, Yediz, Simav, Emet, Hisarcık, Altıntaş, Dumlupınar, Domaniç, Aslanapa, Çavdarhisar, Şaphane, Pazarlar ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Kütahya Belediye Başkanı, Gökler, Güney, Yenikent, Aslanapa, Domaniç, Eski Gediz, Tunçbilek, Balıköy, Seyit Ömer belediye başkanlarıyla belediye meclis üyeleri, Kamusen, Türk Tarım Ormansen, Türk Habersen, Türk İmasen il temsilcileri, Türk Bürosen, Türk Sağlıksen, Türk Yerel Hizmetsen, Türk Eğitimsen şube başkanları ve Türkav il başkanı, Kütahya il ocak ve ilçe ocak başkanları. Ankara İl Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Kadın Kolları Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Yeni Mahalle ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, Parlamenterler Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri bugünkü grup toplantımıza teşrif etmişlerdir. Bütün misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Sayın Genel Başkanım, grubumuza ve aziz milletimize hitap etmek üzere zat halinizi kürsüye arz ediyorum. Değerli arkadaşlarım, muhterem misafirler, sayın basın mensupları, haftalık olağan meclis grup toplantımız münasebetiyle yapacağım konuşmaya geçmeden evvel hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yurt içinde ve yurt dışında televizyon ekranlarından, sosyal medya platformlarından, radyo kanallarından toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımıza yaşayan değerli kardeşlerimize en kalbi selamlarımı iletiyorum. Doğan her canlının vakti saati geldiğinde taşıdığı ruh emanetini teslim etmesi mukadderdir.
Bundan kaçış yoktur. Her nefsin ölümü tadacak olması ilahi bir takdir hükmüdür. Büyük halk ozanımız Aşık Veysel, Şatıroğlu'nun isabetle vurguladığı gibi, can kafeste durmaz uçar, dünya bir han konar göçer, ay dolanır, yıllar geçer, dostlar beni hatırlasın. Nitekim mühim olan gök kubbede hoş bir seda bırakmak, duayla, şükranla hatırlanmaktır. Mütemadi ve mükerrer olan gerçek, doğum ile ölümün birbirini takip etmesi, tabir yerindeyse birbirini tamamlamasıdır. Kutlu bir hayat, uzun bir hayat değil, haklı bir davayla, haysiyetli bir mücadeleyle dolu geçen hayattır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 84 yıl evvel ebediyete irtihal etmiştir. Buzdağının yalnızca görünen kısmı olan 57 yıllık hayatına bir asırda bile yaşanmayacak olayları sığdırmayı başarmıştır. Aziz Atatürk, emperyalizmle vuruşa vuruşa imparatorluğumuzun enkazı altında tomurcuklaşmış yeni Türk devletini iman ve irade gücüyle ortaya çıkardı. Selanik'teki pembe boyalı ahşap evde doğup, Türk vatanını zulmetin pençesinden kurtarıp, Cumhuriyet'in doğuşunu sağladı. Babasının vefatından sonra annesiyle birlikte gittikleri dayısı Hüseyin Efendi'nin köyünde bakla tarlası bekledi, bu esnada karga kovaladı. Gün geldi, tıpkı kargalar gibi düşmanı da İzmir'e kadar kovalayıp vatanının izzetine, iffetine ve İsmet haremine gölge düşürmedi. Selanik Mülkiye Rüstiyesi'nde öğretmeni olan ve kötü muamelesine uğradığı Hafız Kaymak'ı hiç unutmadı. Yeni nesillerin sevgiyle büyümesi, hoşgörüyle ve modern bir tedrisatla yetişmesi için elinden gelen çabayı gösterdi. O tarihlerde annesi Zübeyde Hanım'ın bir rüyasında evladının elinde altın tepsiyle bir minareye çıktığını görmesi, Mustafa Kemal'in istikbali için parlak bir alamet olarak değerlendirilmişti. Gerçekten de Türk milletinin istikbal ve istiklali onun emsalsiz mücadelesiyle, adanmış rüyasıyla, anıtlaşmış yüksek ülküleriyle pırıl pırıl parladı, yetim büyüdü ve lakin milletini yetim bırakmadı. Selanik Askeri Rüştiyesi'nden Harbiye Mektebi de dahil bütün eğitim süresinde büyük bir kumandan ve devlet adamlığı vasfının hamurunu yoğurdu. Atatürk demek, inanmış bir vicdan, üstün nitelikli bir dava adamı demektir. Atatürk demek, vatan ve milletin saadeti, selameti ve seciyesi demektir. Atatürk demek, milli mücadelenin başı, cumhuriyetin başarısı, Türkiye'nin banisi demektir. O bir insandır, kuşkusuz fanidir. Ve şimdi naciz vücudu uğruna her şeyi göze aldığı vatan toprağına emanettir. Bizzat kendisi demişti ki, bana insanüstü bir doğuş yakıştırmaya kalkmayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük, Türk olmak, dünyaya gelmektir. Atatürk, kurucu bir liderdir. İlk cumhurbaşkanımızdır. Ömrünü Türk milletine vakfetmiştir. İlk devletimiz Büyük Hun İmparatorluğunu kuran Teoman, Göktürk İmparatorluğunu kuran Bumin Han, Avar İmparatorluğunu kuran Bayar Kağan, Uygur Devleti'ni kuran Kutlu Kül Bilge Kağan, Karahanlılar Devleti'ni kuran Bilge Kül Kadir Han,
Hazneliler Devleti'ni kuran Alptekin, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nu kuran Selçuk Bey, Anadolu Selçuklu Devleti'ni kuran Süleyman Şah, Osmanlı İmparatorluğu'nu kuran Osman Bey ve tarihteki diğer Türk devletlerini kuran ecdadımız neyse, Türk milletinin gönlündeki yerleri nasılsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk de tıpkısının aynısıdır. Türk devlet zincirinin halkaları kesinlikle birbiriyle iç içe geçmiştir. Biri olmadan diğerinin ne anlamından ne de varlığından bahsedilebilecektir. Bu kapsamda Gazi Mustafa Kemal hem Türk tarihinin, hem Türk milletinin, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin asal paydası, asıl payesi, ortak kıymetidir. Kuruluşumuzun ve kurtuluşumuzun fikri panzeri Türk milliyetçiliğidir. Nitekim Türk milliyetçiliği, Türkiye'nin bağımsızlığını temin etmekle kalmamış, aynı zamanda demokratik yönetimi tesis gayretinin de temel taşı olmuştur. Atatürk liderliğindeki milliyetçi ve kurucu kahramanlar, esaret ilkelliğine ve sömürgecilik ihtirasına karşı Türk milletinin iradesini Türk milliyetçiliğiyle perçinlemişlerdir. Kim ne söylerse söylesin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyuz. Hepsinden ve her şeyden önce vatan ve varlık borcumuz tartışmasızdır. 10 Kasım Aziz Atatürk'ü anlamak, anlatmak, tanımak ve tanıtmak amacıyla 84 yıllık bir tarih tecrübesidir. 10 Kasım bir matem günü değil, yaşanmış onca hadisenin bir idrak, bir ifade, bir ihtiram günüdür. Az sonra detaylarıyla temas edeceğim üzere, Atatürk'ün kurduğu partinin hasbelkader başına oturan zatın bile isteğe sömürgecilerin eline düşmesi, siyasi koloniye dönüşmesi maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş esaslarına tümüyle itiraz, hatta ihanettir. İki gün sonra vefatının 84. yıl dönümünü anacağımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam bağımsızlık düşkünü, anti-emperyalist karakterli bir asker, milletine sevdalı bir siyaset ve devlet adamıdır. Şu hususu tarih ve millet huzurunda ifadeye vazifeliyiz ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri Milliyetçi Hareket Partisi'nde ve Cumhur İttifakı'ndadır. Bu milli emanetlere asla leke sürdürülmeyecektir. Aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde Aziz Atatürk'ü hürmetle, rahmetle, minnetle, tazimle yad ediyorum. Kurucu kahramanlarımıza, fedakarlık nişanesi şehitlerimize, elleri öpülesi muhterem ceddimize Allah'tan rahmetler diliyorum. Biz hepsinden razıyız. Kalbim de razı olsun, Rabbim de razı olsun diyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun niyazındayım. Cumhuriyete yıkım projesi diyen arsız ve ahlaksız bölücüler, inanıyorum ki milletin iradesiyle yıkılacaklar ve hesap verecekler. Sonuçta Aziz Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak ve yaşatılacaktır. Hiç unutulmasın ki bu güçlü kararlılık büyük Türk milletinin hükmü şahsiyetiyle mündemiştir. Muhterem arkadaşlarım, merhum büyüğümüz Osman Yüksel Ser'den geçti. İmparatorluğa Mersiye isimli manzum seslenişinde mazinin özlemini çekmiş, elimizden kayıp giden vatan beldelerinin acısına adeta tercüman olmuş ve nihayetinde şöyle demişti.
Bin yıl oldu toprağına basalı, hayli oldu kılıçları asalı. Bülbüllerin onun için tasalı, sazlar kırık, ayar tutmaz telleri. Biz neyledik o koskoca elleri? Yol görünür, Hakan emir verirdi, dalga dalga orduların yürürdü. Hamlemizden dağlar taşlar erirdi, dolu düzgün açtık nice belleri. Biz neyledik o koskoca elleri? Koskovalar, Plevneler, bizsizdir. Yosun tutmuş camilerim ıssızdır. Boynu bükük minareler öksüzdür. Açmaz olmuş kızanlığın gülleri. Biz neyledik o koskoca elleri? Yıllarca içten içe övündük. Yıllardır kayıplarımıza üzüldük. Çünkü üç kutaya tutunmuş, diğer medeniyet ve milletlere tur üstüne tur bindirmiş bir imparatorluk bakiyesini kalbimizde taşıyorduk. Boynu bükük halde çekildiğimiz toprakları hiç unutmadık. Arkamızda bıraktığımız mazlum yüzleri, asırlarca birlikte yaşadığımız cefakar kardeşlerimizi hiç aklımızdan çıkarmadık. Merhum Profesör Doktor Nurettin Topçu hocamız Büyük Fetih isimli eserinde fetihleri üçe ayırmıştı. Birincisi Cengiz Han'ın fethi gibi yükselmeyi gaye edinen ve hırsla yapılan fetihlerdi. İkincisi Hazreti Mevlana'nın fethi gibi aşk ile yapılan, Allah'a yükselmek için vasıtaya ihtiyaç duymayan fetihlerdi. Üçüncüsü de Fatih'in fethi gibi hakka taşıyan, istikametleri arayan fetihlerdi. Merhum Topçu bu üçüncü fethi insanla Allah'ın terkibi olan hareket biçiminde düşünmüş ve tanımlamıştı. Kaldı ki fethin kalıcı ve kuşatıcı olması için de başka bir seçenek yoktu. Tarihimizin her noktasında derinlere tutunmuş manevi bir hissiyatın, akıl ve ahlakla takviye edilmiş hassas bir fikri muhtevanın berrak izlerini görmek mümkün ve muhtemeldir. Geçmişe hasret duymak, halden memnuniyetsizlik veya gelecekten umutsuzluk karinesi değildir. Ancak ihmal edemeyeceğimiz bir gerçek varsa o da şudur. Bizim için milli hafızada yer etmiş her toprak parçası vatandır ve öyle de kalacak. İlelebet nesilden nesile bir dua gibi anlatılarak intikal edecek ve yaşayacaktır. Artık sızlanmaya gerek yoktur. Buna ihtiyaç yoktur. Türk milleti belini doğrultmuş, düştüğü her muhitten daha güçlü bir şekilde silkinip kalkmayı bilmiştir. Dünyanın konuştuğu bir Türkiye tablosu, hamdolsun değer biçilemeyen bir resim gibi karşımızda asılıdır. Mazlumlara elini uzatan, gariplerin gönüllerine dokunan, mağdurların sesi olan bir Türkiye gerçeği, hepimize kibre varmayan bir gurur yaşatmaktadır. Ülkemiz, doğuyla batı, kuzeyle güney rotaları arasında uzadıkça uzayan bir köprü, bir buluşma potası, bir kucaklaşma sahası, ümitleri yeşerten bir yardımseverlik şahikası olarak sivrilmiştir. Bölgesel ve küresel krizlere karşı atıl, edilgen ve pasif bir halden aktif atılgan bir diplomasiye müdahil duruma gelen bir Türkiye'ye ulaşılmıştır. Bu hayranlık uyandıran muvaffakiyetin arkasındaki yegane kuvvet Türk milletidir, onun ruh kökünden doğan Cumhur İttifakı'dır, dahası milli hedeflere ve tarihi müktesebata müzahir şekilde ihya edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Türkiye, mahir bir siyaset eliyle pergelin sabit ayağını başkent Ankara'ya koyup, diğeriyle 360 derecelik bir görüş açısına erişmiş ve dünyayı bu şekilde kavramıştır. Bilindiği gibi Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamayla
29 Ekim 2022'den itibaren Karadeniz girişimi tarafından tanımlanan güvenlik koridoru boyunca gemi trafiği askıya alınmış, bu çerçevede tahıl sevkiyatı güvenlik kaygılarından dolayı durdurulmuştu. İnsani yardım koridorlarının kısa süreliğe tıkanması özellikle gıda mağduriyetiyle çırpınan ülkeleri telaşlandırmıştı. Kapanan tahıl koridoru Sayın Cumhurbaşkanımızla Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in sorumlu ve duyarlı işbirliği marifetince 2 Kasım 2022 tarihinde tekrar açılmış, açlık ve yoksulluk çeken toplum ve ülkelere merhamet seferleri yeniden başlamıştır. Hatta Sayın Erdoğan ile Putin arasında varılan mutabakat esasına göre tahılın Cibuti, Somali ve Sudan gibi Afrika ülkelerine ücretsiz nakli kararlaştırılmıştır. Türkiye'nin yapıcı arabuluculuğuyla, Rusya'nın iyi niyetli tutumuyla çok şükür açlar doyurulacak, ihtiyaçlar giderilmiş olacaktır. Bu oldukça sevindirici bir gelişmedir. Tüm dünya bu pozitif gelişmeyi takdir ve tebrikle karşılamıştır. Tahıl koridorundaki ısrar ve iradenin Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere ortamını da canlandırması, bu doğrultuda İstanbul'da kurulacak bir masada barışın yeşermesi samimi dileğimiz ve içten beklentimizdir. Açılan koridordan bugüne kadar 10 milyon tondan fazla tahıl taşınmıştır. Bu miktarın aslan payı %47 ile Avrupa ülkeleri alırken %13'lük kısmı Afrika ülkelerinin hissesine düşmüştür. Gıda fiyatlarındaki artış, enflasyondaki yükseliş dünyayı kasıp kavurmaktadır. Sosyal ve ekonomik alaboralar gittikçe yaygınlaşmaktadır. Türkiye, tahılın ihtiyaç sahibi toplumlara ulaştırılması konusunda bütün ülkelere insanlık dersi vermektedir. Batı kendi karnını, kendi sofrasını düşünürken Türkiye komşusunun ne yiyip ne içtiğiyle ilgilenmekte, çare ve umut kalesi gibi yükselmektedir. İnsan haklarını sözde değil, özde ve samimiyetle savunan ülke Türkiye'dir. Batılı ülkeler insani değerlerin siyasetini ve ticaretini yaparken Türkiye bu alanda tıpkı bir bayrak gibi dalgalanmakta, vicdan seferberliğiyle yardım yolu gözleyenlere koşmaktadır. Bu mesele bir iman meselesidir. Bu mesele insan onurunu sahiplenme meselesidir. Avrupa'yı bahçeye benzetip dünyanın geri kalanını ormanla özdeşleştiren Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisine hatırlatırım ki sonsuz bahçeye ulaşmak için gönüllerin dikenden temizlenmesi genel geçer tek yoldur. Hazreti Mevlana diyordu ki kalp bir bahçe gibidir. Onda mutlaka bir şeyler bitecektir. O halde güzel şeyler ekin ki güzel şeyler bitsin. Biz kalp gözünden bakıyoruz, batık kar gözüyle bakıyor. Biz insani ve vicdani hasletlere bağlıyız. Batı istilacı, istismarcı açmazlarıyla bağlanıyor. Battıkça batıyor. Bilinmelidir ki mazlumların çığlığını duymayanlar, duysa bile oralı olmayanlar sağır değil, sahte ve samimiyetsiz odaklardır. Aynı şeyi dolar milyarderi, petrol zengini, bazı İslam ülkelerinin yöneticileri için de söylemek ahlaki tutarlılık gereğidir. Türkiye doğal gazda inşallah merkez ülke konumuna da gelecektir. Enerji jeopolitiğindeki stratejik üstünlüğün akmaz çatısı sabırla örülmektedir. Türkiye barışçıl ve milli politikalarıyla güven veren, caydırıcılık niteliği taşıyan sağlam adımlarıyla, hizipleri ve husumetleri bertaraf eden sağlıklı yaklaşımlarıyla mazimizdeki asalet ve görkemli geleceğin ufkunda aşma becerisini Allah'ın izniyle gösterecektir.
Türkiye'mizle iftihar ediyoruz. İnkar ve ithama heveslenenleri de elimizin tersiyle itip boşluğa bırakıyoruz. Mensubiyetinden onur duyduğumuz milletimizle övünüyoruz. Satanlarla, sövenlerle, ölümü gösterip sıtmaya razı etmek için fırsat kollayanlarla çetin bir hesaplaşmaya girmekten asla kaçınmayacağımızı açık seçik haykırıyoruz. Cumhuriyetin yeni yüzyılın Türk ve Türkiye'ye yüzyıl olacağına candan inanıyoruz. Geride kalan yüzyılın karanlık ve kalpazan yüzlerine yeni yüzyılın bakir ve tertemiz sayfalarında dipnot olarak bile yer bulunmayacağına yürekten kanıyız ve kuşkusuz bu kanaatteyiz. Zaman Türkiye zamanıdır. Zemin Türk vatanı, Türk İslam coğrafyalarıdır. Zafer ise Türk milletinindir. Cumhurun yıldızlaşan ve yıldırımlara taş çıkartan bıçkın mücadelesiyle bu zafer 2023 yılında lider ülke Türkiye idealiyle tezahür edecektir. Elbette yapacağız. Hep birlikte yapacağız. Değerli arkadaşlarım, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler yapılacaktır. Amerikan halkı 36 eyaletin valisini seçmekle birlikte 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamını ve 100 sandalyeli Senato'nun 35'ini oylarıyla belirleyecektir. Amerika Birleşik Devletleri sosyal, ekonomik ve siyasi kör düğümün pençesindedir. Toplumsal uzlaşma kanama geçirmektedir. Siyasetteki sert kutuplaşma Amerika Birleşik Devletleri'ni A'dan Z'ye kuşatmıştır. Başkan Biden bugünkü ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ile Senato'da çoğunluğu kazanması halinde kendisi hakkında azil süreci başlatacaklarını açıklamıştır. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan ara seçimlerde kimin kazanıp kaybettiğinden, azil sürecinin ne zaman başlayıp başlamayacağından daha çok demokratik süreçlerin harfiyen ve hasreten işlemesini, sandık sonuçlarına saygı ve riayeti tavsiye ve temenni ediyoruz. Kaos içindeki bir Amerika Birleşik Devletleri'nin, bölünme ve ayrışma kulvarına girmiş bir küresel gücün dünyanın diğer ülkelerine de az ya da çok olumsuz tesir olacağını düşünüyoruz. Ancak önümüzdeki yılların çok kutuplu dünya panoramasında Amerika Birleşik Devletleri'nin parçalı ve zayıf güç yapısıyla küresel sahnenin dışına doğru kayacağını öngörüyor, dünya barışı ve beşeri huzur adına bunun ise kaçınılmaz olduğunu değerlendiriyoruz. Diğer yandan Brezilya'da seçimler yapılmış, 11 yıl aradan sonra Lula tekrar devlet başkanı seçilmiştir. Fakat bu ülkedeki siyasi tansiyon henüz düşmemiş, kaybeden tarafın demokrasi dışı müdahale çağrıları sonuçlanmamıştır. Ayrıca Kore Yarımadası'nda gerginlik gün be gün tırmanmaktadır. Kuzey ile Güney arasındaki karşılıklı güç gösterileri, tehlikeli ve tehdit dolu yüksek gelişmeleri tetiklemektedir. Doğu Asya, küresel hegemonik mücadelelerin ağırlık merkezlerinden birisi haline dönüşmüştür. Bunun yanında Güney Asya'da da sular durulmuş değildir. Pakistan eski başbakanı İmran Han'a yapılan suikast girişimi, bu dost ve kardeş ülkenin siyasi ve toplumsal yapısına hakim olan kırgınlıklara yeni bir çatlak eklemiştir. Bu ülkede kitlesel protestoların, iç barış ortamını sekteye uğratan derin anlaşmazlıkların kapağı iyice açılmıştır. Birleşik Krallık siyasi ve ekonomik çalkantılarla boğuşurken diğer Avrupa ülkeleri yaklaşan kış aylarından dolayı
ısınma ve aydınlanma endişesiyle panikleyip kıvranmaktadır. Çok şükür Türkiye bu konuda çok rahattır. Aksini iddia edenler zillete düşen müfteriler korosudur. İsveç'te yapılan seçimlerden sonra kurulan hükümetin Türkiye'ye sıcak mesajları, yeni başbakanın ülkemize yapacağı ziyareti dikkatimizi çekmektedir. Bu ülkeyle beraber Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği meselesi iç ve dış siyasetimizin öne çıkan gündem konularından birisidir. NATO'nun Madrid zirvesinde imza altına alınan üçlü muhtıra gereğince İsveç ve Finlandiya'nın hangi somut adımları attıkları, terörle aralarına nasıl bir sınır koydukları bize göre etraflıca ve titizlikle incelenmesi gereken bir husustur. İsveç Dışişleri Bakanı'nın ülkesinin terör örgütü PKK-YPG ile arasına mesafe koyacağını söylemesi yalnızca bir vaattir. Henüz ikna edici ve Türkiye'nin taleplerini bir hakkın karşılayan bir sonuç alınmış veya görülmüş değildir. İsveç'in yeni hükümetinin PKK-YPG ile köprüleri atma tasavvurunun mesela bu ülkedeki Sosyal Demokrat Partili eski Adalet Bakanı tarafından endişe verici ve çirkin bulunması oldukça düşündürücü ve düşüklüktür. Anlaşıldığı kadarıyla İsveç iç muhalefeti PKK-YPG'nin gıyaben ve fiilen denetim ve kontrolündedir. Geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ziyaret eden NATO Genel Sekreteri de İsveç ve Finlandiya'nın üçlü muhtıranın gereklerini yerine getirdiğini, artık tam üyelik zamanının geldiğini, üyeliklerinin de ülkemiz tarafından en kısa sürede onaylanmasını beklediğini açıklamıştır. NATO Genel Sekreterinin bu dili buyurgan bir dildir ve yaralayıcıdır. NATO Genel Sekreterinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne yapacağını, nasıl bir karar alacağını dikte etmesi, talimat verir gibi konuşması bize göre edepsizliktir. Her defasında ifade ettiğimiz gibi hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti adına vekalet görevini üstlenen muhterem milletvekillerinin NATO Genel Sekreterinin beyanatıyla hareket etmesi milli iradenin yok sayılmasıdır. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. NATO Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerindeki bir organ değildir. Biz kararımızı alırken sadece ve sadece Türkiye'mizin çıkarlarına bakarız. Türk milleti ne diyor ona kulak veririz. NATO Genel Sekreteri boyunu aşan sularda kulaç atmaktan vazgeçmeli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ödev verme densizliğinden derhal geri dönmelidir. Şayet İsveç ve Finlandiya'nın geçen Haziran ayında imzalanmış Madrid muhtırası kapsamında sayıcı ve somut adımları varsa, hükümetimiz bunu tespit ve teşhis etmişse o halde mesele yoktur. Bu iki ülkenin NATO üyelikleriyle ilgili onay sürecinin önünde herhangi bir engel de kalmayacaktır. Yok hala kuşkular yakın ve yoğunsa, Türkiye kurnazca oyalanıyorsa, bilinsin ki İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği önünde aşılamayacak bir millet iradesi duracak, bu tarihi irade de asla teslim olmayacaktır. Türk milleti bildiği ayranı bilmediği yoğurda değişmeyecektir. Muhterem milletvekilleri, nasıl ki insan başkalarının ruhuyla yaşayamazsa, bir millet de başka tarihlerin hadiseleriyle yaşatılamaz, hayatımızı hakimiyeti altına alan milli kültürümüz gerçek sahibimizdir. Biz onun zaruri kıldığı, bize çevirdiği istikamette hareket etmeye mecburuz. Etmezsek, başka milletlerin kültürünü taklide yeltenirsek, varlığımızda buhranlar başlar. Bu sözleri
merhum hocamız Profesör Doktor Nurettin Topçu Kültür ve Medeniyet isimli eserinde kaydetmiştir. Aynı eserdeki bir başka değerlendirme de şudur. Bir nesil kendi varlığını arıyor. Mektebe giden mektebe, mabete giden mabette, servete giden servette, şöhrete giden şöhrette kendi şifasını bulamıyor ve bunun için ruhuna daha ziyade düşman, mukadderatına daha fazla garazkar olmakta devam ediyor. Niçin, nedir bu sefaletin sebebi? Bunun sebebi iç dünyamız kaybetmemizdir. İç gözlem terbiyesini bırakarak hep kendi dışımızdaki eşyaya çevrilmemizdir. Türk siyasetindeki muhalefet anlayışı başkalarının ruhuyla var olma arayış ve arzusundadır. Çarpıklık da buradadır. Ve mezkur muhalefet tantanası iç dünyasını hepten kaybetmiş, ülkesine yabancı başkentlerin prizmasından bakmayı alışkanlık haline getirmiştir. Gayrimilli çoraklığın kaynağı da burada aranmalıdır. Adına zillet dediğimiz muhalefet partileri buhrandan buhrana sürüklendikçe milletine ve ülkesine iftiralarla saldırmaya geçim kapısı görecek kadar aşağılık bir seviyeye kapılanmaktadır. Geldiğimiz bu aşamada sayıları 6 mı, 7 mi yoksa 8 mi olduğu bile muamma hale gelen zillet ittifakı değerler anarşisine kapılmış, dedikodunun anaforuna düşmüştür. Ahlak kaidelerini, milli karakteri, manevi vecibeleri hiçe sayan bir muhalefetin demokrasiyi yozlaştıracağını sadece kitaplar değil, tecrübeler de deşifre etmektedir. Türkiye'nin an itibariyle en ciddi sorunu, öne çıkan en temel zorluğu, muhalefetin mefluç, melez, menfur ve gayrimeşru bir çizgide sabitlenmiş olmasıdır. Dış güçlerin içerideki etki ajanı veya ücretli ajantesi gibi faaliyet gösteren, bu savrulmaya siyaset diyen, bunu da utanmadan demokrasiyle maskeleyen zillet ittifakı bir bakıma demokrasinin cellat başıdır. Gerçi arsıza sözün, kokmuşa tuzun fayda etmeyeceğini bilsek de millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeyi inançla sürdüreceğiz. Yanlışa düşenlerin de ipliğini pazara çıkaracağız. Lütfen bir an olsun şu söylediklerimi gözünüzün önünde canlandırmanızı rica ediyorum. Almanya'nın muhalefet partisi başkanı İstanbul'a gelse ve Taksim İstiklal Caddesi'nde video kaybı yapıp ülkesine verip veriştirirse ne düşünürdünüz? Ya da Birleşik Krallık'ın muhalefet partisi İşçi Partisi'nin başkanı Ankara Kızılay'da sokağa çıkıp video çekse ve bunu da sosyal medyasından paylaşsa bunu nasıl yorumlardınız? Amerika'da muhalefette bulunan cumhuriyetçilerin ileri gelen bir yöneticisi Çankaya'da ülkesi hakkında ileri geri konuşup bunu da videoyla servis etse buna nasıl bakardınız? Bir de şöyle sorayım. Bu tahayyülünü ifade ettiğim manzaraların size göre gerçekleşme ihtimali ne kadardır? Böyle bir zillete düşmeleri akla ve mantığa muvafık mıdır? Düşünsenize, az gelişmiş bir ülkenin muhalif bir isminin Türkiye'de sokağa düşüp ülkesi aleyhine ulu orta konuşması bile hayal sınırlarımızı ihlal eden marjinal bir hal özeti olarak sayılmayacak mıdır? Bunların hepsi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yapmış ve imkansızı başarmıştır. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına paraşütle indirilmiş ve özel görevle yetkilendirilmiş taşeron bir siyasetçidir.
Bu görev Atatürk'ü itibarsızlaştırma ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni silme görevidir. Bu görevin temelinde Dersim isyanının revanşını almak yatmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir söz ve eylemi Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki genel başkanlarıyla bağdaşmamaktadır. Bu tavizkar zihniyetin siyasete hasım ve hizmet siyasetidir. Kılıçdaroğlu zihnen tutsak, siyaseten de zincirlidir. Kendisi zalimlerin bal mumundan mührü olduğunu, yalan ve iftiralarla bezenmiş parşümen kağıda basıldığını göremeyecek kadar şaşkın ve şuursuzdur. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Birleşik Krallık'ta soluğu alan Kılıçdaroğlu, eşik bekleyip ışık bulacağını sanacak kadar hezeyan nöbetine girmiştir. Kayıp 8 saatin ve hamburgerli gezinin hemen ardından Birleşik Krallık'ın sokaklarında kendisini ve partisini de rezil etmiştir. Biz bundan üzüldük ama kendisi üzülmemiştir. Biz bundan hicap duyduk ama kendisi duymamıştır. Bir ara Londra tefecilerine ağzına geleni söyleyen Kılıçdaroğlu, bu kez tefecilerin kafesine kanadı kırık bir kuş gibi girmiş ve yemlenmek için el avuç açmıştır. Özellikle söylemek isterim ki, kara para ve aklama ve terörün finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ve risk içeren ülkelerin yakın gözetim altında tutulması demek, kri listeye dahil olmaları demektir. Türkiye'nin kri listede olduğunu saygısızca lanse eden Kılıçdaroğlu bizim için simsiyah bir şahsiyettir, yalan fabrikasıdır, iftira madenidir. Birleşik Krallık'ın gri listede olduğunu bilmeyecek, bilse de itiraf edemeyecek kadar da Türkiye karşıtıdır. Parlak Türkiye için yatırımcılarla konuşmuş, başka dünyada toplam 5 trilyon dolarlık fon yöneten yatırım bankalarıyla görüşmüş, başka 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 fonla temas kurmuş, başka 342 milyar dolarlık büyüklüğüyle teknoloji yatırımı yapan bir yatırım grubuyla buluşmuş. Bu arada gençlere de seslenen Kılıçdaroğlu, ihtiyaçları olan parayı bulduğunu açıklamış. Temiz, teknolojik ve iklim dostu parayı Türkiye'ye getirecekmiş. Bu söylediklerim kamera şakası falan değildir. Bir başka anlatımla trajikomik bir film senaryosu da değildir. Kılıçdaroğlu, Türkiye aleyhine kurulan sahnede figüranlık yapmıştır. Bu sahne, Atatürk'ün kurduğu partiye başkanlık eden şahsın nasıl kafa kola alındığını, nasıl tuzağa çekildiğini, tefeci ihtimamıyla mangalda kül bırakmadığı çevrelere nasıl da alın beni kullanın, cumhurbaşkanı adayı yapın diyerek boyun eğdiğini ifşa eden maskaralık sahnesidir. Kılıçdaroğlu'nun anlata anlata bitiremediği temiz para mavrasının perde arkasında kanlı bir geçmiş, sömürülmüş coğrafyalar, yağmalanmış medeniyetler, çalınmış emekler, gasp edilmiş servetler vardır ve Kılıçdaroğlu işte böylesi bir dipsiz kuyuya merdivensiz inmiştir. Temiz para derken Türkiye'yi narko devlet olarak yabancı ülkelerde ispiyonlayan Kılıçdaroğlu, bizim gözümüzde bu devrin Said Mollası, Ali Kemal'i, sömürgeciliğin inzibat görevlisidir. Bir değil bin kere yazıklar olsun diyorum. Birleşik Krallık'ta kanun kaçaklarıyla görüşmesini de utanç vesikası ve suç ortaklığı olarak görüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, şu düştüğün duruma hiç kafa yordun mu? Hiç mi etrafında sevenin kalmadı? Ne yapıyorsun?
Nereye hizmet ediyorsun? Kimlere diyet ödüyorsun? Diyen hiç mi aklı başında birisi çevrenden çıkmadı? Temiz bahanesiyle peşine düştüğün parayı emirler listesine alan, tutuşturan kim sana vaat edecek? Kimler buna tamam diyecek? Kılıçdaroğlu, sen herkesi kör, alemi sersem mi sanıyorsun? O temiz dediğin paraya bu yılın başında tefeci parası diyordun. Ey Kılıçdaroğlu, beylik lahana pazarında satılmaz. Çuvalında buğday yok. Boş değirmenden arıyorsun. Bir yanında et kavuruyor, diğer yanında harman savuruyorsun. Bir yanın sazlık samanlık, diğer yanın tozluk dumanlık. Sözde temiz paralarına mihnet ettiklerini yarın seni ayaza çıkarır. Bu da mı bilmiyor, bunu da mı göremiyorsun? Türk milletinin bir kuruşu bile, her kuruşu bile temizdir, heyaldir, alın teridir. Türkiye'de paraya istikbalini satacak gençlik yoktur. Türk milleti cebi para dolsun diye ruhunu kiraya asla vermeyecektir. Para her şeyi yapan diyenler, para için her şeyi yapan çıkarcılardır. Türkiye'yi sağda solda, ülke içinde, ülke dışında, parti odalarında veya grup kürsülerinde kara parayla itham edenler, Türk askerine, Türk polisine uyuşturucu ticaretiyle ilgili çamur atan kim olursa olsun, bizim gözümüzde tescilli vatan hainidir. Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticaretine göz yumulduğunu iddia etmek çok kirli bir FETÖ ağzıdır. Bu ağız kanlı bir terör ağzıdır. Bu ağız Kılıçdaroğlu ile bütünleşmiş bir ağızdır. Kılıçdaroğlu'nun söylediği söze bakın, girdiği ilişki ağlarına bakın. Çömleğine göre turşu kurmuyor, müfterilikte sınır tanımıyor. Kılıçdaroğlu kara para görmek istiyorsa HDP'yi incelesin. Bölücü terör örgütünün hunhar ve karanlık servetiyle ilgilensin. Türkiye'yi suçlamak şerefli bir tavır değildir. Kaldı ki doğru değildir, meşru değildir, adil değildir, haklı değildir. Sayın Kılıçdaroğlu, sandık Londra'da, Washington'da, Berlin'de kurulmayacak. Oylar Brüksel'de sayılmayacak. Demokrasinin er meydanı Türkiye düşmanlarının nezaretinde açılmayacak. Şu yeryüzü er meydanı, gönül sevmez her meydanı, yürek size yorgan döşek, koç yiğide ver meydanı, atlar dizgin dolduranda, Malazgirt'te çaldıranda, Sakarya'da gör meydanı, kaytan bıyık burada, koş, kalk koş, dadaş, sıra Elazığ'da, çayda çırada, Erzurum'da, bar meydanında. En içi boş dışı, süslü, erikli, kirli, yüzü paslı, yetişsin Asım'ın nesli, etsin sana dar meydanı. Türk milleti, Türkiye'yi karalayanlara, yabancı ülke sokaklarında jurnalcilik yapanlara demokrasi meydanını dar edecektir. Sayın Kılıçdaroğlu, burası Türkiye Cumhuriyeti, burada sana ekmek yoktur. Burada sana çıkış yolu yoktur. Allah bir insana verirse yel getirir, sel getirir, el getirir. Allah bir insandan alırsa yel götürür, sel götürür, el götürür. Zillet ittifakını da Türk milleti geri gelmemek üzere gönderecektir. Götürecektir. Değerli arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi olarak başörtüsünü güvenceye alan ve ailenin korunmasını hedefleyen anayasa değişikliğini sonuna kadar destekliyoruz. Bizim görüşümüz bellidir. Karar ve irademizde bir değişiklik yoktur.
bu anayasa değişiklik teklifini ya geniş bir mutabakat halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alıp sonuca gidelim ya da halk oylamasıyla milletimizin takdirine sunalım. Bu iki seçeneğe de varız ve hazırız. CHP dürüstse, sözünün arkasındaysa, başörtüsüne bez parçası demekten pişmansa buyursun, hep birlikte bu meseleyi köklü çözümle buluşturalım. Bu arada AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır. HDP ile niye görüşülmüş? Biz buna ne diyecek, nasıl bir tepki gösterecekmişiz? Günlerdir cevabı arayan marazi sorular bunlardır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile duymuyorum. AK Parti heyetinin CHP ile kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis ve müfsit bir tavırdır. Bizim gözümüzde HDP neyse CHP de odur ve aynısıdır. Bizim görüşüldüğüne değil, makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz. Zarfla değil, mazrufla ilgileniyoruz. Kabağa değil, öze odaklanıyoruz. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin taleplerinin karşılanmasıyla birlikte bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini bekliyor ve bunu destekliyoruz. Bizim gündemimiz milletimizin gündemidir. Sosyal medyadan Milliyetçi Hareket Partisi'ne asla istikamet çizilemeyecektir. Fitne tezgahı açanlara, el ovuşturan asalaklara, bozguncu telkinlere, iki yüzlü tahriklere, oyun içinde oyun kuranlara, onunla görüştü, bununla buluştu masalı anlatanlara, Cumhur İttifakı'nı sorgulayanlara kapalıyız, alayını birden de yüzümüzü dönmüş durumdayız. Topuna diyorum ki, haydi başka kapıya. Şimdi bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi'ni eleştiren malum televizyon ve basın mensuplarına sesleniyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde hamburger, İngiltere'de King Burger. Peki yollarda gelirken görüyoruz, Kılıç Burger yakında diye yazıyor. Buyurun MHP ile uğraşacağınıza Kılıç Burger yiyin de liderinizin arkasından koşun gidin. Nereye gidiyorsanız gidin. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken siz değerli milletvekili arkadaşlarıma en iyi dileklerimle selamlıyor, sağlıklı ve verimli bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun. Sayın Genel Başkanım, hitabınız için şükranlarımızı sunuyoruz. Bir talimatınız yoksa toplantımızı kapatıyorum.